Bismillahirrahmanirrahim. Konumuz namaz kılmayanların durumu. Namazı Allah emrettiğine göre kılmamak Allah isyandır. Peki ne olacak bunların hali, durumu nedir bunların şimdi? Bize Mevlam buyuruyor Müddessir suresinde Bismillahirrahmanirrahim. Külli nefsin bima kesebet rehinetün. Her nefis bima kesebet yaptığı kötü ameliyle rehinetün, Allah katında onun ruhu rehinedir. Tutsak yani. Rehine eşte bu daha fazla olurdu. Yani ibretok gibi şu andaki durumu, bir kimse ara bir şey alacak, bir mal yerine verir, rehine bırakır. Eğer öderse borcunu, rehini kurtarır. Demek ki insanlar da Allah katında rehinedir, tutsaktır. Kim bunun öderse bedelini, onu kurtarır. Nedir bu rehin ama muhteremler? Dünyada, kabirde, mahşerde ve cehennemde devam edecek. Dünyada bir insan beş vakit namazını kılmıyorsa rahat, huzur yaşayamaz. Yaşayamaz böyle. Onun için ne vardır? Me'işeten danken böyle buyuruyor. Me'işeten danken. Dar bir sıkıntı yaşayış var, sıkıntılı yaşayış var. Sıkıntı, stres, heyecan, öfke, gazap, gönül darlığı, bunalım, ruhsal bunalım, bunlar yaşar kişi böyle. Ne kadar varlığı olsa da, üst makam sahibi olsa da, namaz kılmak dünyada huzur bulamadı. Evinde bereket olmaz, evinde huzur olmaz, evinde tatlı bir geçim olmaz, namazsız bir evde. Bu dünya cezası bunlara. Kabre girince kabirlere dar olacak, bunları sıkacak kabir. Kabir karanlık olacak, zulümatta kalacaklar ve kabirde azap olacaklar bunlar. Mahşere kalktıkları zaman da mahşer hesapları çok ama çok çetin olacak hesapları. Güneşin altında yanlayak baş açık, izdiham, kalabalık, ter, buram buram ter, susuzluk, dil sarkmış, ciğer yanıyor, nefsi nefsi, kimse kimseyi görmüyor, binlerce yıl hesaba çekilecek. Korku, pişmanlık, stres orada, bunu çekecek orada. Neden? Dünyada beş vakit namazını kılmadı muhteremler. Yani dünya kısa ömrünü ne yazık ki boşa geçirmişse kişiye. Sonraki yeri cehennem. Allah muhteremler. Her vakit namazı için belli bir yıl yanacak orada. Her vakit namazı için. Başka günah olmasa bile. Demek ki Mevlam buyuruyor, her nefis kesbettiği günahlarla kütahmeyi Allah katında rehinedir. İlla eshaber yemin. Ancak eshab yemin bunlar rehine değil. Hür özgür bunlar. Rahat huzur bunlar. Eshab-ı yemin. Yemin sağ demektir. Yani sağ tarafından amel alacak olanlar. Bunlar serbestti bunlar. Böyle. Bunlar sevabı çok olanlar. Yani Mevlamızın Celle Şanlığı salih kullara bunlar. Bunların imanları kamil kuvveti elhamdülillah. Namazları huşu ile namazları, huzur namazları. Haramdan sakınanlar bunlar.
Bunlar dünyada rahat huzurdu bunlarda. Allah tevekkül eder, Allah'a güvenir. Bu alem başıboş değil. Bunu bir yöneten var. Öyle Allah ki Celle Celaluhu her şeyi görüyor, her şeyi biliyor, her şeye gücü yetiyor. Gücüye güç yetiyor derler. Hava Yolları Genel Müdürü, eşi, çocukları uçakta onun bunlara geliyorlar. Ama telsiz geldi kuleye, uçakta bir arıza var. Havalanan genel müdürü kendisi. Genel müdürü hava uçakta bir arıza yaptı. Tehlike var, sinyal veriyor bunlara böyle. Eşi, çocukları uçakta. Çırpılır yerde, eline bir şey gelmez muhtemelen böyle. İşte Allah Celle Şanı Mevlamız odur. Alâ kül şeyin kadir. Alâ kül şeyin kadir. Her şeye gücü yeten Mevlam böylece. Demek ki Eshab-ı Yemin Allah'ı tanır Celle Celaluhu. Onu bilir, iman eder. Ona güvenir, tevekkül eder, rahatı bulur. Fî cennâtin, bunların yeri ahirette cennetler. Burada cennâtin gelir. Cennât, cennetin çoğulu. 8 cennet var. En üstte Firdevs cenneti. En aşağıda cennetin meva cenneti. 8 cennet var. Her ehli var mümin. Amele göre nabine girecek her ehli iman. Eshab-ı yemin, yani bunlar dünyada rahat yaşarlar. Öyle fazla sıkıntı çekmezler. Az yer, bir taran çabası içer, Allah şu kadar muhtemelen böyle. Bir fasulye yer, kuru fasulye yer mesela, sulu fasulye yapar, çoluşuna beraber, huzuru tatlı bunu yer böyle. Evinde huzur olur, çoluşu namaz kılarlar, eşi namaz kılar, bunu rahat ederler. Bunların kabirleri de nur olacak kabirleri, nur kabirleri. Kabire girince, kabir genişleyecek. Gözün gördüğü kadar. Yeşillik nur olacak. Çiçek olacak, çiçek böyle. Bitki olacak. Onunla dünya bitki benzemiyor ama böyle. Mahşerde hesabı kolay, kısa hesabı olacak. Neden? Gelecek sonra işte böyle. Bunların yeri cennette olacaklar. Yetesâelûne, orada bunlar soracaklar, soruşacaklar şimdi. Cennette. Kimi? Alil mücrimin günahkarına soracaklar, günahkarları. Ehli cennet, cennete girince yeni bir hayat başlangıcı cennet. İşler o günde bize gösterir muhteremler. Özellikle cennete giriş anı. Ehli iman. Hiç cennete yanmadan girenler, girecek olanlar. Gelecekler, peygamberler, sıddıklar, evliyalar, sahabeler, şehitler böyle. Hep Allah'ın güzel kulları. Ahlakları güzel böyle. Yüzleri nur böyle. İmanları kamil böyle. Hepsi birbirinden güzel insanlar böyle. Hoş insanlar, tatlı insanlar. Gelecekler cehennemin kapısı önünde. Kapılar kapalı ama. Bekliyorlar. Kapı açılsın da bir merak şimdi bu. Cenneti bir görmek şimdi. Nasıl bir şey bu cennet? Açacak kapıları, çıkacak Rıdvan. Bana selam verecek. Ve buyurun girin buraya. Fedehulüha halidin. Buraya girin. Öyle geçici bir zaman piti falan değil ama. Halidin ebedi kalıcı olmak üzere girin buraya. Bu açıldığı anda bakacaklar ki önce kokusunu alacaklar cennet, kokusunu. Koku böyle, ruhların mest olacak böyle. İçeri girecekler, meleklere karşılayacaklar bunlar, melekler. Herkese ama, herkese böyle. Ey Allah'ın saygılı, gel bakalım, buyur bakalım. Onu alacak,
onu kendi makamına götürecek. Neresi onun makamı? Neresi onun köşkü tarihi? Oraya götürecek bu şekilde. Orada herkesin eşi olacak. Kimse orada tek kalmayacak. Yerleşecekler. Sonra aklına gelecek şimdi bunların yerleştikten sonra bol bol cennetten sonra içti, cennetin yiyeceklerini yedi, meyvesini yedi, rahatını erdi, huzuru buldu. Yer çekimi yok. Havada uç, yerde yürü böyle. Başka bir denge düzen orası. Aklına gelecek, benim annem vardı, babam vardı, dedem vardı, teyzem vardı, oğlum vardı, kızım vardı, torunum vardı, kardeşim, yeğenlerim vardı, arkadaşlarım vardı Allah yolunda, din yolunda. Ne oldu bunlar acaba? Arayacaklar. Bulan buldu. Bulamayan olacak ama. Bulamayan da. Olacak muhtemelen. Mesela Nuh Aleyhisselam oğlu kendini bulamayacak, cennet yok. Bu yeri cehennem var. Yani peygamber olduğu halde oğlu, kızı, biri eşlik olacak bazı insanlara bu şekilde. Soracaklar bunlar, ne oldu bunlar acaba? Nerede bunlar acaba şimdi? O andan Mevlam aradan perdeyi kaldıracak. Arada kim bilir ne ışık yılı mesafesi var, milyarlarca. Cennette, cehennem arasında. O da Rabbim aradan perdeyi kaldıracak. Cennettekiler cehennemi görecekler, yananları görecekler. Bunu Mevlam gösterecek ki onlara, o zaman Allah'a daha çok şükür yapacaklar. Eyvah çekler, ah çekler. Biz de dünyada aldanabilirdik nefsimize. Dünyaya uyabilirdik böyle. Aldan dünyanın süsüne, bak şimdi cehennem burada. Bakacaklar, cehennem bakacaklar ki, cehennem eli yanıyor mu derler. Yanıyor, yanıyor, yanıyor böyle. Tanımıyorlar ama böyle. Yüzleri yanmış, artık eski bedene çıkmış, kara kemik olmuşlar, bağırışma, feryat, öyle bir konu, kuş üst üstüne bir yere böyle. Bakacaklar, kimse yakını tanıyamayan bu arada böyle. Onu tanıyacaklar bu sefer. Diyor ki mesela baba, kadın mesela kocasına, kocası hanımına, eşine, karı kardeşine seslenecek oradan. Bak işte ben senin kardeşin, oğlunum, torunum şu bu şekilde. Cennettekiler şımlara soracaklar. Maastrikum fi sakar. Bu sakar cehennemine sizi atan buraya sokan suç gününüz nedir suçunuz? Bu sakar cehennemi. Yedi cehennem var. En korkucu da sakar cehennemi. Vela buyuruyor. La tübki vela teder. Levvahatun lil beşer. La tübki. Öyle yakacak ki bu, insana bir şey bırakmadan böyle. Deri kavuracak, deri yakacak böyle. Et yanacak, yanacak, yanacak. O kadar muazzam ısısı, ela tezer, o hale kalmayacak ama. Yine baştan deri çıkacak. Dünyada saçlar büyüyor, hatta deri değişiyor. Hatta hücre değişiyor dünyada. Orada da tekrar deri çıkacak, eti çıkacak meydana. İkini bir azam. Öyle al. Her an sürekli işkence, azap böyle şey. Yani yazık zavallılara, gerçekten yazık. Acımak lazım onları. Yani kısa dünya hayatı için, ömrü için böyle. Kısa ömrü için böyle. Sorular şimdi bunlara. Sizin suçunuz ne? Günahınız ne? Ne yaptınız da bu korkunç cehenneme girdiniz? Burada yanıyorsunuz. Ne suçunuz? Kalu, dedikleri cevaben lem neki minel musallin diyecekler. Bir dünyada namaz kılıcı değildik, namaz kılmazdık. Bak, en büyük suç cehenneme girmeye namazsızlık bak. En başta bunu sayıyorlar böyle. Arkadan daha sayıyorlar bunları. Hepsini saymayacağım, zaman müsait olmaz. Fakat önce bakın namazı söyler böyle. Cehenneme girmeyi en baştaki faktör, en büyük nedir etki? Namazsız namaz kılmama böyle.
Namaz kılmama. Neden önce namazdan bahsetti bunlar şimdi? Oraya gelelim. Mahşerinde ilk sorgulama beş vakit namazdan başlayacak. Ondan başlayacak. Bazıları derler, işte ben der cumaya kaçırmıyorum der. Cumadan cumaya camiye gideyim yetmez mi bu der. Şimdi bir insan doktora gider muhterem der. Hepimiz ay gideriz. Hastaneye yatar kişi icabında. Buna ilaç verilir. İğne tablet olsun ilaç verilir buna böyle. İlacın dozunu kim belirler? Doktor belirler. İşte 50 gram, 100 miligram neyse ve kaç tane ise vaktini doktor belirler. İşte sabah aç karnı, öğle tok karnı, akşam şu şekilde. İki bundan, biri bir bundan böyle şey. Demek ki ilacın dozunu hasta belirleyemiyor, doktor belirliyor. Namazın dozu var, bunu Allah belirliyor. Kul belirleyemiyor. Namazın dozunu da böyle şey. Efendim günde üç olsun, iki olsun, yok. Beşten alması insan yetersiz, kurtaramıyor insan kendisini. Ancak insan kurtaran, beş vakit namazın sevabıdır. İşte mahşerde ilk sorgulama namaz olacak. Neden? Çünkü namazın sevabı o kadar bol ki sevabı, biraz sonra bunu da açacağım inşallah, o kadar muazzam namazın sevabı var ki, bir insan ergenlik çağından ölüm arasında beş vaktini düzenli kılmışsa, o kadar sevabı alıyor ki, artık sevabı ağır geliyor, fazla geliyor burada böyle. Tabii günah olabilir, ama mizan derim mahşerde, kimin sevabı ağır gelirse, sekulet mevazini, sekulet kimin ağır gelirse. Bu işin ilk sorgulama mahşerde namazdan başlayacak. Zaten bu kişinin ne olduğunu belirtiyor namaz kılmışta böyle. Nasıl başlıyor namazdan? Sevabı konmaya başlıyor. Abdestten başlıyor, abdestten böyle. Kişi uykusundan kalktı, sabah namazına abdest alacak, evinde her attı adımına başlıyor sevabı. Abdest alırken zaten günahlar dökülüyor ve sevap da alıyor kişiye böylece. Hele erkek mesela camiye gidiyorsa her adımına onun sevap bir de günah siliniyor. Her adımına. 100 adım attı camiye kadar. 1000 sevap. Bunlara bilinmeyen sevaplar böyle. İnsan bunun farkında olmuyor bile. Ancak mahşerde hassas bir denge var. Allah her şeyi Mevlam biliyor. Yazmış bunu amel ettiğine böyle. Kulum sen işte öğle namazına, sabah namazına meşriye gittin, camiye gittin. Kaç adım attın? 100 adım, 110 adım, 112 adım, 113 adım. Adım aldın böyle. Her adımdan sevap. Dönüşte de. Sonra namazın sevapları konmaya başlıyor. Mizanın, yani tartının, terazinin, manevi terazinin sağ tarafına konuyor böyle, nur şeklinde. Şimdi bakalım, sadece bir günlük namaz, bir günlük namazın sevabına bakalım. Bir günlük namaza bakalım. Bir günlük namazda 40 rekat var. 40 rekat, bakın, sürede dahil. Bir günlük namazda, beş vakit namazda 40 rekat var, 40 rekat. 40 rekatta 40 kıyam, ayakta durma, farz. Yani insan namazda dururken okudu hariç sevabı. Kıyamın sevabı, farz sevabı. Ayakta durduğu için sırf. Elbette ayakta duruyor, onun sevabı ayrı. Yarım saniye fazla kalsın, sevabı daha fazla oluyor. Yani gerçekten hepimizin bu konuda iyi malimiz var. Gevşekiz muhtemelen bu konuda.
Namazda biraz daha kalabilsek, namazda biraz daha kalabilsek böyle bak. Kıyam farz, ayakta durmak böyle şey. Yavaş okusak, yavaş okusak, tane de okusak, biraz daha kalsak, bir saniye, iki saniye fazla kalsak artıyor sevabı. 40 kıyam sevabı kuruyor, ayrı bu. 40 tane kıyam sevabı böyle. Tekbir alınıyor, ne kadar tekbir var? 13'ü farz tekbiri, 223 tekbir var. 223 tekbir bak. 223 defa Allahu Ekber, Allahu Ekber namazda. Ayakta, rüküde, secdede almıyor böyle bir günde. 223 tane tekbir, Allahu Ekber, Allahu Ekber, Allahu Ekber, Allahu Ekber bak. Her biri konuyor, bir günü bu. 15 tane Sübhaneke konuyor, Sübhaneke. 15 tane, bunun sevabı ayrı konu. 15 tane istiaze, evzi billahi diye Allah'a sığınma. Sevabı ayrı konuyor. 40 tane besmele, her rekatta besmele çekiliyor. 40 tane besmele. Birin besmele 19 harftir. Yani bir besmelenin sevabı ağır, o kadar bir besmele böyle. Bir gün namazda 40 tane besmele çekiliyor. Sonra 40 tane Fatiha okuyor, elham okuyor. 40 tane Fatiha. Fatiha, Kur'an'ın ilk ayet, ilk suresi. Kur'an'ın özü, hülasası. Musa Aleyhisselam Tur-i Sina'da arşa baktı. Orada Fatiha'yı gördü. Yazılmış arşa, nurdan yazılmış böyle şey. Tabi anlamının esrarını kavradı. Peygamber tabi. Onun yalnız böyle meal değil de içlerine ardı, yüzeyinde kalmadı. Esrarına vakıf oldu. Fatiha'ya işte aşık oldu. Allah'ım bunu bana ver. Ümmetim bunu amel etsin. Okusun mu ümmetim bunu? Hayır ya Musa. Onu arzu ümmetime bıraktım. Peygamber bıraktım böyle. 40 tane Fatiha'nın sevabı konuyor bir günlük. 33 tane de Zamm-ı Sûre. 33 tane. Farzını 3 rekat okuma diye okulmak için 33 tane de Zamm-ı Sûre okuyor. Zamm-ı Sûre. Mesela Felak, Nas, İhlas 33 tane. Hem okuyor bakın böyle. 40 tane rükû yapılıyor. Rükû. Rükû farz. Rükû yapmak farz ibadeti, farz sevabı. Sırf rükûnün böyle. O tesbihat var. Üçünü okursun, 120 tesbihat böyle. Şeyde 80 tane, 240 tane tesbihat, 20 tane kadı oturuş, 20 etiyat okunuyor, sarı okunuyor. Yani bunların her biri böyle teker 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 konuyor. Ben bir hesap yaptım bugün mesela. Öyle işime doğdu da böyle. Bir yıllık namaz. Bir yıllık namaz böyle. Fatiha'ya baktım böyle. 14.600 Fatiha bir yılda, sırf namazda bak. 14.600 Fatiha, 14.600 bir yılda böyle. Kişi 10 yıl namaz kılmış, 40 yıl namaz kılmış, 50 yıl namaz kılmış, Rabbim emir vermiş, bak bir yılda bu kadar Fatiha böyle. Tekbir 81 bin küsür. Tekbir Allah Allah Allah. Bir yıllık böyle. Şimdi bu namazların sevabı mizana konurken böyle. Tek tek konuyor böyle. Konurken bunlar. Mizan başındaki o namaz kılan Müslüman, mümin. O adamı şaşkın böyle. Şoka giriyor böyle. Sevapla görünce bakıyor. Uhud dağı gibi geliyor böyle. Dağlar gibi nur böyle geliyor böyle. Arkası peşin geliyor böyle. Geliyor nurlar, geliyor, geliyor, geliyor. O kadar geliyor, doluyor böyle mizana böyle. O da sevaplar. Artık coşuyoruz. O kadar hayran kalıyor muhtemelen. Melekler'in tebrik ediyorlar. Ne mutlu sana bak. Ağlamadın dünyaya. Ben bu sevap aldım bu şekilde. Şimdi namaz kılmayanların durumuna gelince onlar da bu namazın sevabını görecekler şimdi. Mahşer değil de hepsi. Görecekler böyle. Mesela bir kardeş kılmış, biri kılmamış. Arkadaşların biri kılmış, biri kılmamış böyle. Eşlerin biri kılmış, biri kılmamış bu şekilde. Onları görüyor böyle, bakıyor ki Allah. Böyle bulutlar gibi böyle ama nur böyle, dağlar gibi böyle geliyor insana böyle.
Geliyor böylece. Ne yapacak? Yani kılmadı ya. O sevaptan yoksun, mahrum. Pişman yaptım. Çıldıracak böyle. Geri böyle. Niye aldandım o dünyaya? Dünyada üst makamda bile olsa o makama geçeceğim. Yolcu böyle. Dünya bir han, herkes bir yolcu böyle. Gelim geçti böyle. Dünyada yıkıldı, binaların yıkıldı, her şey harap oldu. Ne lazım mahşerde? Ancak sevap muhtemelen böyle şey. O gerekiyor böyle şey. Şimdi namaz kılmadığını bildiği için pişman böyle, kendini kınamada böyle, çıldıracak böyle pişmanlıktan. Şimdi bunun durumu şu muhteremler. Öncelikle namazın sevabından mahrum kaldı, yoksun kaldı. Bu muazzam sevabını kaçırdı. İkincisi, namaz kılmadı ya, her vaktin hesabı var. Her vaktin hesabı var. Her vaktinin günahı mizana gün olarak konacak böyle. Namaz kılmamak büyük günahlardan. Allah'ın en büyük emri namaz muhtemelen. Şuna benzer, namaz kılmayan kişi her günde 5 defa Allah isten ediyor. İçki içiyor, zina ediyor, kumar oynuyor, faiz alıyor. Günde 5 Allah isten ediyor muhtemelen böyle. Kulum, bana soracak, sabah namazına kalkmadın, kılmadın değil mi? Koyun büyük böyle pişman, çıldıracak pişmanlıktan. Koyun bakalım günahını. Eşyalar zıdı bilinir dedi. Her eşya zıdı bilinir. Namaz kılsa alacağı sevabın orantılı günah. Sol bir kocaman var. Sağ kefeye zaten sevap konmadı. Namaz kılmamış. Kılsa ben tek tük demenin kılamalar böyle. Kılmamış. Ne oldu? Sol tarafının içinde her vakti günah konuyor muhteremler. Ayrıca genelde namaz kılmayanlar diğer günahtan sakınmazlar, günahtan sakınmazlar. Namaz kılmayanlar. Ondan sakınmazlar günahtan namaz kılmayanlar. Genelde böyle. İçkiye gidebilir, kadın bahçesine gezebilir, çalgılı, sazlı düğünlere gider, karma karşı yarışıpla giderler. Alkolikte orada. Bir de şimdi namaz sevabından mahrum kaldı, yoksun kaldı. Her kılın namazına günaha kondu mizanına. Bir de günah buna eklenince işi bitti artık muhtemelen. Öyle mi işte kurban kesmiş ama yılda bir defa. Ya kurban kesmiş. Kasaba götürmüş bunları efendim. Hırsı yaptırmış, hızlı yaptırmış, şunu yaptırmış. Keyfi yemiş bunları böyle. Muhtemelen bunlar devede kıl muhtemelen bunlar böyle. Namazın yanında böyle. Namazı böyle. Mesela hac bile farzdır hac böyle. Büyük ibadettir. Ama hac ömrü. Ömrüne bir defa farz bak. Hac. Ömrüne bir defa farz. Farz böyle. Oruç, zekat, farz. Yılda bir defa böyle. Namaz, günlük ibadet, güncel ibadet. Günde 5 defa tekrarlanıyor. Günde 5 defa tekrarlanıyor böyle. Namaz, bir manevi sofra kuruluyor. 5 defa böyle. Kuruluyor günde böyle. İçinde hepsi var böyle. Yani Fatiha'sı, tekbiri, tesbihatı hepsi içerisinde var. Hani sofra böyle. Şimdi namaz kılmayan durumu. Namazın sevabından yoksun kaldı, mahrum kaldı, onu alamadı. Boş kaldı bu insanı böyle. Her vaktin günahı kondu. Bir günahı konunca işi bitti. Bir kul mizan başındayken İki zebani dikiliyor. İki tane zebani. Zebaniler dağlar gibi. Dağlar gibi böyle. Avucunda azar insan ezer. Avucunda insan ezer böyle. İri yarı. Çok da korkunç zebaniler. Güçlü. Mevlam bulacak zebanilere şimdi. Huzuhu ve gulluhu. Sümmen cehime sallu. Sümmen fi silsile ilahı. Huzuhu. Tutun bunu zebaniler. Tutun. Fegulluhu elini boynuna bağlayın, enseye bağlayın. Atın bunu cehenneme, zincire vurarak. Sebune zirağın 70 zira
arşın ateşten zincire ayaklarına bağlanacak, iki elinseye bağlanacak, sürede atılacak yerine muhtemelen böyle. Neden? Niçin yaratıldı? Allah niçin yarattı insanı? İnsan başı boş mu ya böyle? Allah karşı gelme, onun emrini dinlememe, Allah isyan etme. Sanki insan başı boş böyle. İçki içecek, konuşacak, faiz alacak, fuhuş yapacak, onu yapacak, bunu yapacak, yiyip içecek, konforu yaşayacak yalnız böyle böyle. Hayat bu muhtemelen böyle. Allah niçin insan yarattı? Peki namaz kılmanın bir çıkarı var mı dünyada? Çıkış yolu var mı bunların? Dünyada var mı muhtemelen? Dünyada var. Ölmeden evvel verebilirse çıkış yolu var. Bir çocuk cami hocasına Kur'an okumaya gidiyor, ölmeye gidiyormuş. Hoca çocukları topluyormuş orada camide. Belli bir vakitte her zaman. Yani yalnız yaz Kur'an kursu değil, okutuyormuş diye anlıyor bunları. Bir gün hoca bunlara namazdan bahsediyor. Namaz kılmanın gerektiği farziyeti üzerinde bu esasında duruyor. Yani namaz terk olunmaz diye böyle. Çocuk diyor ki hocam benim annem bazen namaz kılmıyor ama diyor. Çocuk şimdi böyle. Babası yani her zaman kıldığını görüyormuş. Annesi de kılıyormuş. Annem bazen namaz kılmıyor hocam diyor. Ne olacak o diyor. Hali ne olacak annemin? Acı yani böyle. Hoca tabii durumu anlıyor. Şöyle diyor. Yavrum diyor, kadınlar diyor, hastayken namaz kılmazlar diyor. Hoca bir anda tabii şöyle bu tabii böyle. Kadınlar diyor, hastayken namaz kılmazlar kadınlar. Peki hoca, erkekler diyor, erkekler hasta olduğunu kılacaklar. Ancak erkek diyor, deli olursa ona kılmazlar diyor. Erkekler diyor böyle diyor. Aklı başındayken namaz kılacaklar. Çocuk mesela eve geliyor, o akşam da çocuğun eniştesi, ablası bunlara geliyorlar. Başka memleketten bunlara yatmaya geliyorlar. Ablası, eniştesi. Akşam üzere tabii sofra kuruluyor, yerine içiliyor, çaylar demleniyor. Çocuk namazını kılmış, annesi babası kılmış tabii ki arada. Hep çocuğu onlara gözetiyor, ablası namaz kılmıyor akşam namazını. Eniştesi o da akşamızda kılmıyor. Çocuğun başı Allah Allah. Ne olacak bunun hali böyle acaba? Yatsı oluyor. Yatsı yıkılmıyor bunlar. Yatma zamanı geliyor. Diyor ki annesi yavrum diyor. Sen yatağına gir yat diyor odana gir diyor. Anne ben ona yatma korkarım diyor. Neden diyor? Ablam hasta. Eniştem deli diyor. Yatın korkarım, korkarım diyor böyle. Şimdi dünyada çıkış yolu var. Tevbe tabi var. Yine Meryem bize buyuruyor. Meryem suresinde Bismillahirrahim فَهَمْيَا خَلْفِهُمْ فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفُهُمْ فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ Ondan sonra halif-i ebi nesil geldi ki halif lamın cezim ile halif. Halef, selef vardır. Selef, geçmişi, halef onun yerine geleni. Mesela validin halefi selefi vardır böyle. Bir de nesil vardır böyle. Eğer iyi bir nesil arkadan gelirse, onun halefi olur. Halef, lam üstünü okunur. Böyle, halef. Eğer kötü ise, halef. Lam da cezim olur, halef. Bunu Mevlam biliyor. Onlardan sonra, ayette yukarıda peygamberle bahsoluyor, hayata bahsoluyor. Ondan sonra öyle bir nesil geldi ki, kötüsü geldi ki, ne yaptı bundan kötülüğü? Allahu salate, namazı zayi ettiler. Namazı önce geç kıldılar, üşenirler, temelik ettiler. Bazı kıldılar, bazı derken ama terk ettiler. Vette bu şehvati, bunda şehvetine tabi oldular. Müfessirlere göre
bu insanlar ağır zamanda gelecekler. Şu zamanda derler. Gerçekten böyle. Namaz terk olmayacak namaz böyle. Ve tebu şehvat nefse, şehvete tabi olma, uyuma. Nefsi ne istiyor? Şehvi duyguları bunları tatmin edecek bunlar. En güzel şeyleri yemek, akılan yemek böyle. Akşam bunu yiyelim, sabah bunu yiyelim, filan lokantaya gidelim, filan yere gidelim, şuraya gidelim. Akıl fikri yemedi, şehvet, mide şehvet. Evin en konforlusu, eşyanın en su konforlusu, arabanın en lüksü, böyle üstü başı en üstünü, sürekli akılları, yani dünya nefsin tatmini olacak. Eğlensin, gülsün, oynasın, şunlar, bunlar, yazın, plajlar, işte yazlıklar, şunlar, bunlar böyle, her haramlara dalma böyle. Ve yani sokaklar artık böyle erkek kadın birbirine sarılacaklar. Ahir zamanda otururlar böyle. Yarı çıplak, olacak bu şekilde. Fesevfe yelikavne gayya. İşte bunlar ileride. Gayya aslında azgınlık böyle. En büyük şer anlamı geliyor. Demek ki bundan işleri en büyük şer, azgınlık bunlar böyle. Namazsızlık, namazdan kopma. Allah'a emin dinleme, işletme Allah-u Teala'ya dinlememe. Nefsine tabi olma. Bunun cihazı görecekler. Gayanın bir anlamı da cennete bir vadi var, çukur vadi var. Çukur vadi, adı Gayya Vadisi. Çukur olduğu için ne özelliği var bunun? Yanan mücrimlerin, günahkarların akan irinlere kanlar toplanıyor muhtemelen böyle. Özellikle Allah korusun, zina edenlerin edep yerinden irine gelecek. Kokulu, ateş gibi böyle. Akacak böyle böyle. İçki işte ağzından gelecek irinler böyle. İrinde kan kuşaklar bunlar böyle. Ateş gibi böyle. Leş gibi kokusu böyle. Yananların tabi milyarlar insan yanıyor böyle. Bunların akı, irinleri, kanları, ateş gibi diye toplanacak. İşte bunlar oraya atacaklar muhtemelen. Gayya atacak Allah korusun. Namaz kılmayanlar muhtemelen. Bu günahkarlar bunlara böyle. İlla men tabe. Ancak kim dünyada tevbe ederse, ölmeden önce tevbe ederse. Tâbe, tevbe anlamı reci'a, dönüş. O yolu bırakıp Allah'a dönerse. Uyanabilirse, uyanabilirse, gerçekleri görebilse, önünü görebilse, önde ne bekliyor kendisini? Evet tamam, belki şu anda gençtir, malı mülkü vardır, sağlığı vardır, altında arabası vardır, cebinde parası vardır, her yere gidebilir böyle. Her şey yapabilir. Ama hayat devam etmeyecek o şekilde. Yaşlanacak böyle ya. Beli bükülecek, dizin derman edecek, kulak duymayacak, göz görmeyecek. Hastalıklar böyle. Tansiyonlar, şekerler, kalpler, damar setikleri artık sayda saymasına böyle. Hastalıklar böylece daha dünyada bile hayat aynen devam etmeye böyle. Etmeye böyle. İşte bir kimsenin gönlü uyansa, gönlünde uyanış gelir, gönlünde uyansa böyle. İlerisini görse, önünü görse, ne var önünde? Önce bir dünyada yaşlılık var. Hastalıklar deneme var. Git hastanelere, doktor her gün ver, şekerin kontrolü, tansiyona bak, ona buna baktırır böyle, ilaçlar, haplar. Sonra kişi ona da razı olacak ama ölüm var ya, ölüm vardı. Dünyada bitecek böyle şey. Ölecek. Önce ne oluyor? Önce yıkanıyor, teneşir deniyor. Teneşir. Üzerine çıkıyor, yatacak. Teslimiyet. Yattı. Yıkandı. Sonra kefene sarıldı. Kefen. İlkel bir giysi. Ya. Öyle insan var ki zamanımızda duyuyorum muhteremler. Biri giydiğini tekrar giymiyor. Onu görmüşler onu.
Gardırobu dolu, üst üstüne böyle. Yüklü, her şey dolu. Ama son giysisi ne olacak? Kefen, kefen böyle. Yakası yok mu? Dikişi yok böyle. Süsü yok, yaldıracak böyle. Modası yok, modeli yok böyle. Hazreti Havva anamızı kıldı, giydiği kefen böyle. Onu giyecek böyle. Sonra tabuta binecek, ilkel bir tabut. Binecek, dökçü omuzunda, veya cenaze arabasında, önce camiye götürüyorum, önce camiye böyle. Eğer namaz kılmak kişi ise, diyecek ki melekler, ey Allah'ın fası günahkar kulu, bak sonunda buraya geldin değil mi? Buraya gelmezdim ben. Yatacak musalla taşlığında, yatacak musalla taşlığında, tabi cami gelenler, gelenleri görüyor, namaz kılanları orada görüyor böyle, gidici yerini biliyor, melekleri görüyor, göz keşfi açılı artık, ruh çünkü, hepsi bunları görüyor. Nasıl pişmanlık olmaktı? Nasıl pişmanlık olmaktı? Yani dünyada biraz gülmüştür belki gençliğinde. Belki eğlenmiştir, aldanmıştır belki ama o hayat kısa sürdü ama. Çok ama çok kısa sürdü böyle. Kısa sürdü. Kefeni giydi, tabutta uzağa taşındı böyle. Namazı kılınır, oradan mezara gidiyor. Yalvarıyor şimdi. Eyne tezebu nebi. Eyne tezebu nebi. Nereye diyorsunuz beni? Beni götürmeyin. Ama ne yapacaklar? Çürüyecek. Kokacak. Leş muhtemelen ya. Leş olacak ya. Damazan ekip böyle. Yani bir anne muhteremler, bir anne değil mi? Mesela küçük yavrusu. Kundakta küçük yavrusu, beşte küçük yavrusu. Hasta. Bakın hasta olsun, yavrum der kucağına basar. Onun bağrına basar. Öpere koltuğunu muhteremler. Çocuk altına işlese de, altına püslese de, üstüne başına kussa da, burnu aksa da, her tak pis olsun, annesi bunu hemen paklar, temizler, bana basar, yavrum da bu şekilde böylece. Ama o sevdiği yavrusu aniden gece ölüverse, evde eşi yok, olacak evde, yalnız da kadın, ölüverse ne yapar? Çıldırır, komşulara gider. Aman gelin ne oldu, çocuğum öldü. Ya aynı işte, benden duruyor, bakayım ben. Aynı giysileri, patti, hepsi yerinde işte böyle. O ruh yok. Ruh yok böyle. İnsanın farkına değil ama hiç ruh şeyi bakın böyle. Bir anababa bile evladının bedeninde ruh şeyi bakın böyle. Ruh şeyi böyle. Bir anababa bile yavrusu ölünce, ruh çıkınca korkuyor bedeninden muhtemelen böyle. Yani. Bir eşler, karı koca muhtemelen. Ne kadar birini sevseler, huzurlu bile olsalar ama bir gece öldü mü ve bir uyanı yatamaz o gece. Korkar mısın efendi? Öldü mü biri, ooo cenaze ölü bu derdi. Soğuk korkar mısın efendi? Neden? Onu seviyor da ruhunu seviyor, ruh seviyor belli o derdi. İşte azı cemaat insan aslında ruhtur böyle şey. Demek ki sonu nedir? Ölüm. Teneşir, kefen, tabut, musalla ve noktalanıyor mezarda, yer altında bir çukur. Yani korkunç bir şey muhtemelen böyle. Bir gün Erne mezarlığında, Adapazarı'nda böyle arada geziyorum böyle, okuyorum yazıda, tanıdıklarına bakıyorum böylece. Adapazarı'nın eşrafından biriydi ben çocukluğumda böyle. Adapın ileri girenlerinden böyle. Ayağı yere basmayan böyle. O kadar saygın kişiydi kendisi. Baktım bir kenarda yer altında yatıyorum tam böyle. Ben dedim, nasıl dedim sen burada yatıyorsunuz? Buraya sıkıldın sen buraya. Bırak değil mi konfor evi? Bırak konfor evleri böyle. Ki kişi perdenin rengini beğenmez. O tüllerin desenini beğenmez. Kanepenin efendim renginden bıkar. Yok başka alayım, halın rengini beğenmez, şunu bunu beğenmez. Hepsi kaldı, kişi mezarda, bir çukurda, bir altı üstü toprak. Çukurlarda böylece. İşte insan bunları önceden bir görebilirse akıl gözüyle, günü uyansa, illa men tabi olur. Allah tevbe olur. Tevbe.
Aman Allah'ım der, ben sana sığındım muhteremler. Mahşer gününde, insana kalkacağım mahşere, dehşetli gün, su üfürülüyor. Cehennem imrak da patlıyor, ateşin saçıyor böyle. Bağıracaklar, eynel vefer, nereye kaçalım? Kella bezer, hayır, koy bence. Ancak Rabbine, iske kokusu, Rabbine sığacak böyle. Rabbine sığınma. İşte illa ben tabe, tabe reca, dönüş anlamında Allah'a dönme Celle Şanı. O yaptığı kötü yolla gidiyorlardan yerine böyle. Çevreden ayrılacak, kopacak, arkadaşlarından kopacak. Kopmasa zamanla yine nefsi onlara meyil edebilir muhtemelen böyle. Terk edecek. Allah'ın salih kulu arasına girecek. Bu da arkadaşlar şarttır bunlar böyle. Erkek kadın olsun, Allah'a dönecek, tevbe edecek. Ya Rabbi, affe Allah'ım beni diye, hatta mümkünse bir gusül abdestini alır, iki rekat tevbe namazını kılar, secdeye kapanır, eğer ağlayabilirse biraz orada ağlar. Ağlar. Mahşere ağlamaması için ağlaması, bir ağlar orada. Allah'ım sana döndüm Allah'ım der böyle. Ve amene imanda tazeler burada. İmanın tazeler. Demek ki namazlı bir insan imanın tehlikeye girdi imana. Bak. Tevbe etti. Ve amene imanın tazeler. Ve amele salihan ve ameli salih. Beş vakit devam eder ve mutlaka kaza kılması lazım. Tevbe ile ne yap olur? Kazaya kalmanın günah olur. Namaz durur böyle. Kaza lafı da haram da günahtır. O günah tevbeli af olur. Ama namaz af olmaz böyle. Kaza da kılması gerekiyor. Kaza namazlarında bunlar da düzenli şekilde kılmaya başlar. Fevla'ya ölü cennete işte bu melam bunlar cennete girecek melam veriyor. Yedehulûlel cennete. Allah'ın haşa mevkulu yok Mevlamız'ın muhtemelinde. Yeter ki Allah'a dönsün. Dönsün böyle böyle. Bir çocuk bile mesela annesi gel der, gelmez yazın. İşte oynayacak arkadaşları vardır. Ama akşam üzeri hava karardı mı ne yapar? Yere gidemez artık böyle. Boynu büker, yine korkar, ağlar. Yine annesine gelir muhtemelen böyle. Kulundan varacağı başkaları yok böyle. Rabbine dönecek kişi böylece. Mevlam buyuruyor bunlar, girecekler. Cennet hayaller ötesinde gözlerin görmediği, kulakların duymadığı, hayale göle gelmeyen güzellikler. Yani başka bir alem. Dünyada bile kutuplarda başka bir düzen var kutuplarda. Başka ya kutuplarda. Ekvatorda başka böyle. Yani denizde de hayat var, balıklar var. Hayat başka orada. Ayda farklı hayat var. Yani insan yaşamaz orada. Ama başka farklı orada alem düzen var. Cennette dünyaya benzemiyor cennet böyle. İnsan orada yaşlanmıyor cennette. Yaş yok, yaşlanmak yok böyle. Kiralamaktık cennete böyle. Yaş 33 erkek kadın. Aynı yaşta, aynı boyda böyle. Aynı boyda herkes, aynı yaşta. Cennete girerken ki kişi o yaşta orada sürekli kalıyor böyle. Arada milyarlara geçiyor, trilyonlar yıllara geçiyor aradan. Kişi ama aynı yaşta, aynı boyda, aynı huzurda. Cennetin en güzel farklı huzur orada sürekli. Yani bir şey canın sıkılmıyor. Kimseye kızmıyorsun böyle. Şimdi insanların sinir sistemi vardır böyle. Çevresel sinir, üç türlü çeşit var böyle. Bir çevresel sinir sistemi vardır ki dışta etkilenir bu dıştan böylece. İnsan kızdığı bir şeyi görür, hemen sinirler böyle.
İnsan kızı birini görür, hemen sinirlenir böyle. İnsan bir şey duyar, ya da haber dinler kişi, hemen insan bir sinirlenme böyle böyle. Elde olmadan böyle muhteremler. Cennette bu yok muhteremler. Cennete günahkar giremiyor. Yalnız salihler giriyor böyle. Arınmış günahlar. Bunlar giriyor cennete. Herkesin huyu güzel. Ahlakı güzel böyle. Kimsenin kimseye gözü yok muhteremler. O kadar bol ki cennet, o kadar bol 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 böyle. Belamı emin verecek yere böyle. Sebilla, kulu veşrebu heniyen. Kullanın, yiyin için kullanın, yiyin için. Yiyin için böyle. Cennette zaman birim yok. Zaman dilim yok. Mevsim yok böyle. Dünyada mesela kişi kiraz seviyor. Kiraz bir Mayıs, Haziran gelse de kiraz yesem böyle. Orada mevsim yok böyle. Her zaman, her an hepsi hazır. Orada gece yok böyle. Dünyada gece gündüz var. Dünya dönük etrafında. Bir yüzü güneşi görüyor. Aydınlık oluyor. Gündüz oluyor böyle. Öbür tarafa karanlıkta kalıyor. Ama cennetin aydınlığı kendi yapısından, nurundan. Kendi yapısından böyle. Her zaman her yer aynı böyle. Aynı iklim. Barik, ılıman barik değil böyle. İklimi hiçbir an değişmiyor. Dünyada mesela gece gündüz değişebiliyor her tarafta. Orada gece olmadığı için her an aynı iklim böyle. Aynı giysi, hazır an bedene göre, doğal böyle. Cennet ipeği. Köşkü hazır böyle. Oranın köşkü böyle betonarme falan değil muhtemelen böyle. Böyle sıvası, fayans mı yok bu şekilde böylece. Doğal böyle, yekpare. Altından, gümüşten, zümrütten, yakuttan, inci mercandan böyle. Köşkler böyle. 70 kat köşk, her kat 70 daire böyle. Her bir döneme döşemenin dayalı hep de burada. Eşyalar hep böyle. Cennette toz yok, orada eskime yok. Yıpranma yok cennette. Mikrop yok cennette. Elbise eşyada yıpranmıyor böyle. Cennette tırnak uzamayacak. Ya tırnak kesmek. Tırnak makası şu bu. Kim yapar tırnak makasını yoksa cennet? Kim satar onu orada? Tıraş yok böyle. Saç uzamıyor böyle. Uzamıyor böyle. Mevlam buyuracak kulumu yiyin içtiniz. Heniyen hemen sindirerek böyle. Kilo almak yok. Şimdi günümüzde çok kişiler yeme korkuyorlar böyle. Kilo alıyorum, göbek yapıyorum diyor. Yağ yapıyorum diyor. Ağır geliyor böyle. Her imkanım var. Her imkanım var. Her gün bir koyun kesebilir. Ama yemez kulumlar. Yem böylece. Kilo alıyorum böylece. Cennette heniyen hemen sindirerek, afiyet sindirerek böyle. Yemiş böyle kilo, aynı kiloda böyle. Cennette yer çekimi yok. Şimdi yer çekimi olmayınca kilo sıfır da kilo var. Kilo sıfır da böyle. Kuş gibi insan böyle. Ayak yüksekmiyor. Böyle. Sıfır kiloda. İse havada uçabiliyor kişi böyle. İstediği suratla belki de böyle. İse yüreğe gidiyor. Ağacı çıkacak ama ağaçtan düşme ihtimali yok böyle. Yer çekimi yok böyle. Cennetteki denge düzen buradan farklı. Ağaç var cennette. Cennetin güzeli o ağaçlar böyle. Meyve ağaçları böyle. En büyük tuğba ağaçı böyle. Ama ağacın kökü yukarıda dal aşağı bakıyor böyle. Dünyada ağacın kökü toprağından koptu mu kurur. Orada yok bir şey böyle böyle. Orada ağaç toprağa suya bağlı değil böyle. Bir şey bir şeye bağlı değil böylece. Ağacın kökü yukarıda dal aşağı böyle. Bir ağacın gölgesini bir atlı, rahvan derler, koşar atlı kişi 100 yıl gitsin, bitiremiyor. Bir ağacın büyük demek, bir ağacın büyük demek böyle. Her dalında çeşitli meyveler, her dalında çeşitli meyveler böyle. Meyveler, evin üstü taras, cennet kanepeleri, yasakları, sündüz iste istibraktan beri yatakları, her şey hazır, parlıyor. Kişi uzanma eşine beraber sohbet ediyor. Yatakta böyle. Şöyle baktı, cana bir muz istedi. Ama dünya bundan benzemiyor muhtemelen böyle. Kabuğu yok böyle. Çekirdeği yok böyle orada. İsim bana mesela böyle. Muz istiyor böylece. Yattığı yerden
ayağa kalkması gerek yok. Yani merdiven tırmanma yok ağaca böyle. Kulun iradesine bağlanıyor ağaçlar. Kulun kendi mülkü ama. Mülkü materyalde böyle. İradesine bağlı. Şimdi insan dünyada iradesiyle mesela insan göz kapağını açıp kapayabiliyor. İnsan ağzını açıp kapayabiliyor. Ama oynayabiliyor materyalde böyle. İrade cüz'i ama. Kısıtlı ama böyle. Yani kalbi yavaş yapıyor. Hızlı çalıştırıyor kalbini. Karşılamıyor. Şimdi dünyada bir de evliyaların tasarrufu vardır, tasarruf derler. Evliya tasarrufu derler. Bir evliya bedenin dışında onun iradesi, tasarrufu vardır evliyanın böyle. Yani bir evliya dilerse böyle mesela, kâmese, kişi, büyük evliyalar böyle, kapını açtırır böyle. Bağlı böyle. İşte cennette bu hal olacak. İşte yattığı yerden şöyle bir dala bakacak. Yani bana eğil uzay yok böylece. İrade ettiği anda da uzanacak ona ben. Uzanacak. Ey Allah'ın sahibi kopar yemenecek böylece. Koparacak. Aynı yiyecek bu tane böyle. Sonra villanlar, huri kızları hizmet edecekler o ehlimana. Cennetin en güzel yönünde manevi sohbetler. Sohbetler böyle. Adam cenneti boş yok. لَغْوَنْ وَلَا كِذَّابَ لَا اِسْمُونَ لَغْوَنْ وَلَا كِذَّابَ لَغْوَ boş söz. Yani can sıkıcı, değersiz, dinleme, değerme be, sıkıcı. Cennet oluyor mu böyle? Bayağı insan öyle konuşur ki, gelir, insandan sıkılır böyle. Yani gereksiz söyler, boş söyler, aynı şey tekrar tekrar mırıldar durur böyle. Cennette bu yok muhtemelen. Yalan iş yok cennette. Hikmeti söyler böyle. Sohbetleri böyle. Sohbetleri. Dünyada birbirini tanıyanlar. Oturup bir araya gelecekler. Dünya anılarını konuşacaklar orada böyle. Filan zaman ömreye gitmiştik. İşte hacı yapmıştık. Camiye gitmiştik. Beraber bak sohbetlere gitmiştik. Allah yoluna cihat etmiştik. Şunu ya bunu yapmıştık böyle. Kenarlarında konuşacaklar mı? Kendi aralarında. Tabi anne baba ziyareti. Herkesin mülkü ayrı orada böyle. Çocuk eğer bülüğden sonra ölmüşse o da normal 30 yaşında olacak böyle. Dede, dedenin dedeleri, torunların torunları hep aynı yaşta vardı. Kim bu dedem? Hangi dedem? Bilmiyor tabi dünyada. Dedesi, dedesi, dedesi filan filan bu. Bu oğlunun, oğlunun, torunun, kızın, kışı bu. Şey böylece. Aynı yaşta mülkte ayrı mülkiyet böyle. Herkesin mülkiyeti. Ziyade gidecek birbirlerine ikram edecekler şimdi. Edecekler. Yalnız ikramdaki gıdaların kokusu, tadı, rengi farklı olacak muhtemelen. Kimin makamı daha yüksekse, dünyada daha aşklı, daha cezbeli Allah'a kulluk etmişse, ruhsal hali daha olgunlaşmışsa, onun da cennetteki mülkü daha güzel olacak, neybeleri, gıdaları daha farklı olacak böyle. Mesela kişi gidecek babasının mülküne, onu ziyaretine. Ziyaretine gidecek. Bakacak orada, baba be, Allah Allah, bu senin elmanın tadı, ne güzel bu elma böyle. Rengi gözü kamaştırıyor bunu böyle. Hele kokusu, o kadar güzel kokusu var böyle. Tadı başka bunun böyle şey böyle. Farklı olacak bu tren böyle. Sonra evliya ziyareti var, evliya ziyareti böyle. İş gücü yok orada, iş gücü yok böyle. Acaba rahatsız etmeyeyim, yok mu trenler? Uykusuz mu, rahatsız mı? Yok orada böyle. Uyku yok cennette. Uyku yok, uyku gaflet. Dinç, zinde, huzurlu böyle. Sağlıklı, sıhhatlı böyle. Kişi bir şey etkilemiyor böyle. Yarınlarına gittiler, yok yani düşünmek bunları. Çıkış yakartı oradan. Evliya ziyaretleri, evliya ziyaretleri gidecekler. Tabi onlar kalabalık olacak böyle. Yoğun olacak onlara böylece. O için evliyalara da sohbet yapacak böyle. O manevi sohbet. Tabi orada ne lazım bizlere?
Hep Allah'ın zikri Celle Celaluhu. Marifetullah deniyor bunlar böyle. İmanın kemali orada. İnsana da mesaj olacak muhtemelen. Sonra sahabelerin sohbetleri, sahabe sohbetleri. Bakacaksın ki bir sahabe anlatıyor. Bedir'de ben bulundum işte böyle diyor. Şöyle oldu, böyle oldu. Hazreti Bilal'e Habeşi'yi anlatacak orada. Nasıl iman ettiğini, nasıl işkence çektiğini böyle. Sonra ezan okuduğunu Allah-u Ekber diye bağırdığını. Hazretlerinden şehit olacak orada böylece sahabeler. Sonra peygamberlerin sohbetleri. Adem Aleyhisselam, bütün peygamberlerin sohbetleri böyle. Toplanacak insanlar, milyarlar böyle toplanacaklar. Cennetteki düzen farklı olduğu için orada şöyle bir şey olacak cennette muhteremler. Bir peygamber oturmuş. Böyle. Oturmuş sohbet yapacak böyle. Kalabalık izdan belki milyarları bulmuş ama. Kimse işi yok ki. Yorgunluk yok. Bir şey yok. Oturuyorlar. Sohbet. Manevi sohbet. Aşkullah tazelensin. İman daha kuvvetlensin böyle. Cezbilahi geçsin böyle. Allah devrine yansın böyle. Allah fezayı onlar yansın böyle. Manevi düşünsünler böyle. Milyarda oturmuşlar. Peki orada var mı seç düzeni? Var mı vapur? Şimdi yok mu? Nasıl olacak muhtemelenler? Yanında oturuyor. Nasıl görüyorsa, nasıl duyuyorsa hepsi aynı olacak böyle. Farklı olacak böyle. Belki arada 1000 kilometre fark var. 1000 kilometre fark var da belki de. Uzakta o kadar bir yüzden muazzam. O da aynı görecek, aynı duyacak muhtemelen böyle. En son Peygamberimizin sohbeti Aleyhisselam muhtemelenler. Rabbim nasip etsin inşallah orada bulunmayı hepimiz cümlemize yaşayan muhtemelenler. Yani cenneti aşan bir sohbet. 8 cennete haber edecek, 8 cennete. Ey ehli cennet! Şurada cennetinde Bakan Mahmut'ta Hatem-i Enbiya'nın sohbeti var. Edecek böyle. Hatem-i Enbiya, son peygamber sohbeti. Sahabeler tabi, tabi komşu değil cennetten böyle. Sahabeler öldüler, mezara kaldılar, kıyamet koptu, bir zaman geçti aradan. Resulü'nün sohbetten özendiler artık böyle. Özlem duydular böyle sahabeler. Diğer peygamberler gelecekler. Ve bizim gibi peygamberler görmenin ümmeti. Yani ümmeti böyle. Toplanacaklar. Artık tabi sayısını bir Mevlam eder muhtemelen. Yani hayat duracak cennette. Yemek için duracak. Hayat duracak. Nefes tutulacak. Herkes hatem bir peygamberi görmek hevesinde böylece. Peygamber gelecek makam Mahmud. Makam Mahmud. Tek ona tek makam cennete böyle. Gören gözler tekrar bakacaklar. Bizim bir görmeyen gözler de açacak gözler bakacaklar böyle. Peygamberimizi görmek bir insan yeter. Görmek bile böyle. Onun nuru, onun mali ruhsal hali, onun feyzi, saçlanan feyzi böyle. Nur saçacak böyle insanlara böyle. Feyir saçacak böyle. Ruhsal zevk böyle. Hal. Herkese yapabilirler. Peygamber çıkacak makam Mahmud'a, kul okuyacak, bunun anlamını verecek böyle. Tam manevi anlamı verecek. Belki o sebep kim bilir kaç yıl sürecek dünya yılıyla. Dünya yılıyla. Orada yıl yok tabii böyle. Zaman yok böylece. Ama kimse ama ayağı uyuşmuyor ki. Yer çekimi yok. Tamam da. Ayak uyuşmuyor, şey yapmıyor. Orada kimse acıkmıyor fazla var böyle. Oradaki yeme içme zevk için böyle. Hücre olmuyor onunla yine böyle. Hemen sindiriliyor, gazıp çıkıyor zatınlar böyle. Devri alem oluyor böyle. İşte o zaman artık ehli cennet, cennet olacak böyle. Peygamber sohbetinde muhtemelen, manevi sohbetinde olacaklar. Orada bütün ehli iman artık İmanın zirvesine gelecek böyle. Allah'a olan imanına, aşkullahına, cezbi ilahiye, marifetullah'a artık zirveye gelecek. Neyse bundan sonra artık cemalullah. Cemalullah. Rabbim soracak. Kullarım, isteyin ne iste vereceğim size. İsteyin benden. İsteyin benden. İsteyin ne iste vereceğim böyle. Köy, saray, zevce, koca, eş, yiyecek, içecek.
Ne istedim vereceğim sizlere. Ya ben ne isterim ki hepsi var. Var, var, var. Yani şu da olsa yok benim de. Hepsi var böyle şey. Sağlık var böyle. Zindelik var. Sıhhat var. Hepsi var, var, var. Ne isteyelim? Dedik o zaman Allah dostu, evliyalar, büyük ulemalar. Ya Rabbi cemal istiyoruz. Cemalullah istiyoruz. Cemal istiyoruz. Cemal istiyoruz. Cemal istiyoruz. Önce Rabbimiz selam verecek. Selamın kavlen mir Rabbir Rahim. Kavlen sözlü. Selam verecek. Bu ne kadar duyacak cennette böyle. Allah'ın selamını. Herkes o selama mest olacak. Kendine geçecekler. Böyle aşama aşama en azından Cemalullah yadıracak. Rabbim inşallah nasip etsin bunları muhteremler. Yalnız beş yakın namaz şart muhteremler. Bir de çocuklarımıza gelince muhteremler. Şimdi birimizin küçük yavrusu, torunu, kardeşi neyse sınıfta kalsa, sınavı kaybetse üzülürüz. Eyvah! Yavrum sınavı kaybetti. Bir senesi gitti. Biz muhteremler. Ama namaz kılmıyorsa Allah korusun yeri cehennem muhteremler bakıyor. Yeri cehennem muhteremler. İnşallah Teala kendimiz, eşlerimiz, çocuğum, torunlara inşallah muhteremler, arkadaşlarımıza, yakınlarımıza inşallah namazı tavsiye namaz ile beraber. İlahi Teala Fatiha.